Herkese merhabalar arkadaşlar. Kaktüsler ve bitkiler üzerine yeni bir video çekme kararı aldım. Bu sefer kendi evimdeki kaktüslerimden biraz bahsetmek istiyorum. Nasıl yetiştirdiğimi, hangi çeşitler olduğunu göstermek istiyorum. Öncelikle bu kılıç çiçeğinden başlayayım. Bu yaklaşık bende 4-5 yıldır olan bir kılıç çiçeği. Ana gövdesi şuradaydı. Ama buradaki yaprakların bir kısmı çürüdü ve zaman içinde koptu. Ancak kökü güçlü olduğu için bakın altından yeni bir sürgün veriyor. Burada yaklaşık 3 hafta önce, 4 hafta önce verdiği ikinci bir yeni sürgünü var. Ayrıca buradaki iki tane, bakın bu bir tane. Buradaki de ikincisi. Bunlar da geçen sene baharda verdiği sürgünlerden büyüyenler. Yani şu anda bakıldığında 4 tane şey var. Ana sürgün. 2 tane daha yavru var. Biri küçük, biri de biraz gelişmiş bir yavrumuz. Bu kılıç çiçeği ve bu tarz bitkiler kökleri büyüdüğü zaman iyi beslendiğinde, güneş gördüğünde köklerinden yeni sürgünler verebiliyorlar. Aynı şekilde aloe veralar da bunu yapıyor. Bu güzel, keyifli bir şey. Çiçeğinizi çoğaltabilirsiniz. Mesela birazdan göstereceğim kılıç çiçeği bu çiçeğinden çoğalttıklarımdır. Kısaca onları göstereyim. Evet arkadaşlar, bu iki kılıç çiçeği daha önce aynı şekilde demin göstermiş olduğum kılıç çiçeğinden, kökünden aldığım sürgünlerden oluşan ayrı saksıya koyduğum iki adet kılıç çiçeğim. Bunlar da bu şekilde. Bunlar da büyüdükçe saksılarını büyütmek gerekiyor. Ve kökleri büyüdükçe de ekstra gübre verdiğiniz takdirde, yerini beğendiği takdirde bu kısımlarından, kök kısımlarından ilave sürgünler verecektir. Kılıç çiçeğimizden sonra yavaş yavaş kaktüslerime geçeyim. Gördüğünüz gibi kaktüslerim var. Tavşan kaktüsü diye adlandırılan kaktüslerimizden var. Bu şekilde bir kaktüs türümüz. Ayrıca bu var. Bunlar, bu ikisi yaklaşık olarak 5-6 aydır bende. Bu yaklaşık 2 aydır bende. Bu kaktüs de, hatta bu 3 kaktüsümüzü de aynı anda almıştım. Bunlar IKEA'dan aldığım kaktüslerdi. Güzel gelişim gösterdiler. Güzel kaktüsüm var. Evet, bu tarz kaktüsleri aslında biraz dikkat etmek lazım bakımlarında. Dikkat ederseniz ayrı ayrı tek tek büyük iğneleri var. Bunlar biraz tehlikeli. Mesela bu tür kaktüslerin iğnelerinden çok korkmanıza gerek yok. Bakın sık ve küçük iğneler olduğu için, şöyle göstereyim. Sık ve küçük iğneleri olduğu için ele çok fazla batmaz. Çok bastırmadığınız müddetçe batmaz. Bu şekilde, hatta bunları ben seviyorum bazen. Bu şekilde. Ama bu tarz kaktüsler mesela iğnesi uzun olan, ayrı ayrı olan, bunlara bakımda toprağını değiştirirken, dokunurken dikkat etmek gerekiyor. Aynı şekilde bu tarz mesela, bunlar mesela en riskli gruptakilerden, ayrı ayrı iğneleri ve sivri uzun iğneleri olduğu için bunlara böyle çok dikkatli yaklaşmanız lazım. Çocuklardan ve evcil hayvanlarınızdan uzak tutmanız gerekiyor. Böyle saksı yetmediğinde küçük aldığım sürgünler köklenmesi için ektiğim kaktüsleri yer bulamadığımda böyle büyük saksıları değerlendiriyorum. Mesela bunları dışarıda bir bahçeden buldum. Kopmuştu, solmak üzerelerdi. Ben bunları aldım. 2-3 hafta kadar beklettim. Çok kökü çok az suyun içinde bekletebilirsiniz. Kök saldığı zaman da dikebilirsiniz. Hatta genel olarak bunları hiç köklendirmeden de dikebiliyorlar. Tutabiliyor. Tavşan kaktüslerimin ağırlıklı olduğu büyük bir saksım var. Şöyle saksının büyüklüğünü göstereyim. Bu tavşan kaktüslerin hepsi, şuradaki tavşan kaktüsün ve şunlar, hepsi şu büyük tavşan kaktüsten alınma arkadaşlar. Bu yaklaşık bende 3 yıldır bulunuyor.
büyüktü. Yani şu ana dalları, şu kısımları vardı aldığımda. Şunlar da vardı. Ama mesela şu sürgünleri ben böyle diktim. Mesela bunlar da, bu gördüğünüz tavşan kaktüsler de hepsi bundan çoğaltılma. Bakın arkadaşlar ne kadar çok kaktüs elde ettiğimi görün. Yani neredeyse 20 tane oldu orta boy kaktüs olarak. Bu da aynı şekilde buradan çoğaltılma, hatta saksı yetmediği için şöyle göstereyim. Buradakiler de, bu tavşanlar da buradan çoğaltılmadır arkadaşlar. Gerçekten kaktüs yetiştirmek çok keyifli bir uğraş. Zamanla bunlarla bağ kuruyorsunuz. Sizin bir arkadaşınız gibi oluyor. Bunlar artık bir bitki değil de böyle, yani bitki elbette ama canlı gibi hissediyorsunuz. Yani bunları böyle çok çoğaldığı zaman ben bir dönem satmayı düşündüm ama satmak terimi bile aslında çok doğru değil. Bunları sahiplendirme gibi düşünmek lazım. Buna iyi bakabilecek, sevebilecek kişilere ancak bunları kıyıp da verebilirsiniz. Burada büyük bir aloe vera saksım var. Zamanla dediğim gibi farklı farklı kökler, sürgünler verdiği için aynı köklerden. Mesela bakın, şöyle göstereyim. Bunun kökü şurada. Şunlar. Hepsi onun kökünden yeterli gübre ve su, ışık aldığında kendisi zaten patlatıyor. İsterseniz bunları alıp yana dikebilirsiniz. Ya da bu şekilde kendi büyümesini kendi halinde bırakabilirsiniz. Bu yabani tür. Bir ormanlık bir bölgeden, Seferihisar'dan aldım. Büyük bir bitkinin yanında sürgün şeklindeydi. Bunu aldım, evde köklendirdim. Küçük bir bardağın altına 2-3 milim kadar su koydum. Yaklaşık 3-4 haftada bayağı bir kök saldı. Kök saldıktan sonra da, yani şöyle 5-10 santim kadar kökler saldı. Yabani bir bitki olduğu için doğaya tutunması gerçekten güçlü. O köklerle zaten kesinlikle hayata tutunuyorlar. Bunlar da komşumdan aldığım sukulentler. Aldığımda zaten büyüklerdi. Bunlar da tuttular. Bunları direkt diktim. Kaktüs ve sukulentleri direkt dikilebiliyor. %90 tutuyor zaten. Aşırı bir sıkıntı olmadıktan sonra yerinde. Bugünlük kaktüslerle sadece geçirelim. Burada yine bahsettiğim bir kılıç çiçeğim daha var. Bu az önce gösterdiğimden değil. Bu ayrı bir kılıç çiçeği. Burada süt kaktüsü dediğimiz kaktüslerimiz var. Evet, 1 metre yakın kaktüslerim bunlar. Ben dışarıyı çok sevdiğini fark ettim. Bahardan itibaren dışarıya aldım. Gerçekten yan yaprakları görüyorsunuz çok fazla coştu. Çok ekstra bir şey vermiyorum. Sadece kaktüsler için olan sıvı bir gübreden 15 günde bir sadece bir sefer sularını karıştırıyorum. Ama gördüğünüz gibi şu yapraklar mesela inanılmaz sağlıklı ve gür. Bunlar genelde bir süre sonra yapraklarını dökerler. Ama dışarıda olduğundan dolayı mıdır? Temiz hava aldığı için mi? Ya da hava akımı buna iyi mi geliyor bilmiyorum. Hafif bir hava akımı, hafif bir güneş. Doğrudan güneşi başta sevmemişlerdi. Ama sonra güneş daha dik bir açıyla değil de daha yatay bir açıyla vurduğu bir yere aldım. Böyle köşeye aldım. Bu köşeye aldığımdan itibaren gerçekten çok güzelleştiler. Yerlerini çok sevdiler. Burada da görüyorsunuz saksı yetersizliğinden dolayı diktiğim iki tane bambu filizim var ve az önce gösterdiğim iki adet tavşan kaktüsüm var. Bu da bu süt kaktüsümün daha küçüğü. Daha önce Koçtaş'ta görmüştük. Ünal kaktüsü gezdiğimizde de bunların boy boy çeşitlerini görmüştük. Bu iki kaktüsüm arkadaşlar evin içinde bulunan devasa 2 metreden bile uzun olan bir kaktüsüm var. Onların dallarından çoğalttım. Şimdi de o kaktüsü sizinle paylaşmak istiyorum. Evet arkadaşlar, bahsettiğim meşhur büyük kaktüsüm bu. Benim boyum yaklaşık 2 metre. Tam boy hizama geldiğim zaman bu şekilde oluyor. Bu kısmı artık 2 metre 5 santim, 2 metre 10 santim gibi neredeyse tavana kadar yaklaşacak. Böyle bu büyük ve güzel kaktüsümü sizinle paylaşıyorum.
görüyorsunuz. Dalları büyüdüğü için ve ayrılma riski olduğu için, ağırlaştığı için şu şekilde birbirine bağlamıştık. Ve bu şekilde bambularla, doğal bambularla destekledim. Bu şekilde yana doğru eğilmesini, kırılmasını önüne geçebiliyorsunuz. Bakın alttaki dalı nasıl odunsulaşmış ve kalınlaşmış, kahverengi, çok sert, aynı bir, bakın, ağacı andıran bir gövdesi oluşuyor altlarda. Büyüdükçe, kalınlaştıkça artık bu odunsulaşıyor, kaba odunsu bir gövdeye ulaşıyor alt kısımları zaman içerisinde. Ancak sürekli böyle yanlardan, görüyor musunuz, bakın, filizler veriyor. Bunları bu şekilde kopardığınızda ya da bir bıçak yardımıyla keserseniz daha iyi olur. Ve bunu köklendirmenin zor olduğunu söylüyorlardı ama ben yapabileceğime inanıyordum. Söylediğim yöntemi uygularsanız çok başarılı olursunuz. Bunu kopardıktan sonra yaklaşık bir ay kadar çok az bir suyun içinde durması gerekiyor. O suyun içinde ufak ufak böyle altlarından kökler veriyorlar arkadaşlar. Bekledikten sonra. Boyu da önemli değil. Bakın böyle küçük de olabilir. Böyle büyük. Bu tarz büyük de yapabilirsiniz. Hatta ben o 1 metrelikleri kopardığımda mesela yaklaşık 60-70 santimlerdi. Onlarda bile köklenme sağladık. İstediğiniz boyutta bundan çoğaltabilirsiniz. Mesela bakın burada yaklaşık 50-60 santimlik bir sürgün var. Bunu buradan kopararak rahatlıkla şuradaki kökünden keserek, şuradan keserek bir bardağa koyarak, çok az dibinde su bırakarak, bazen 2-3 hafta, bazen 1 ay, bazen 45 güne kadar arkadaşlar köklenmesini beklemek gerekiyor. Şöyle birkaç santim, 2-3 santim kök verdikten sonra da gönül rahatlığıyla toprağına dikip yeni kaktüsünüze merhaba diyebilirsiniz. Hiç tutmayan olmadı bugüne kadar. Belki 20-30 tane bu şekilde diktik ve hepsinden başarılı sonuçlar elde ettik. Umarım videomu beğenirsiniz ve takibi alırsanız. Görüşmek dileğiyle.